Çok iyi. Yüzü gülüyor, sonuçlar çıkmış. Bir arıza yok. Of. Geçti canım. Ona bir şey olsaydı ne yapardım ben ya? Tamam hayatım. Geçti artık ya. Hadi gel çay kahve içelim. Baksana yüzün bembeyaz oldu. Şimdi seni yatıracağız başka bir yatağa. Ömrümden ömür gitti ya. Of. Abi siz de beklemeyin isterseniz. Hı? Zaten gece salmayacaklar. Biz sonra toplar getiririz ırmağı. Evet evet, gece hepimiz kalamayız zaten. Siz de perişansınız. Gidin siz. İyi, o zaman ben size jipi bırakayım, daha rahat edersiniz. Fırat, senin arabayı alsam. Hı? Daha rahat olur. Fırat. Sen de git. Sabah erken işin vardır senin. Bence siz hep beraber gidin. Ben bu gece ırmağın yanında kalmak istiyorum. Fırat, Necati abi hafta sonu bana alıyorum, tamam mı? O kargaşanın içinde bir de onunla uğraşma. İyi olur. Bu şantaja boyun eğim olur mu? Kim var orada? Nalan! Lan ne oluyor? Bu tamamen sana bağlı Fırat kızım. Bu tamamen sana bağlı. Benim hayatım şantajlara boyun eğerek geçti. Bir eksik bir fazla fark etmez. Ne demek şimdi bu? Hangi şantaja boyun eğdin? Senin kendine saygın yok mu? İşinden döndü resmen. Deli bu kız ya. İnsan kendi hayatıyla oyun oynar mı? Hastalık işte. Normal bir insan sence böyle bir şey yapar mı? Sen onu bırak da. Bu Sermet sana kafayı takmış, ona olacak. Ya gerçekten sen şu Sermet'i bana biraz anlatır mısın? Oo, çok uzun hikaye. Kasabadan belalı. Aynı mahallede yaşardık. Fırat'ın da kanlısı. Senin yüzünden tabii. Ya yıllarca böyle bir manyağa nasıl katlandınız? Çekilir dert değil ki bu adam. Fırat'ın babasıyla bir takım işler güçler yapıyor bunlar. Ondan korkusundan da işte ilişkiler belirli bir ayarda tutuluyor. Yani hep nazik davranır bana. Tek istediği işte hayatımda biri olmayacak. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Bir de oturmuşsun burada sakin sakin anlatıyorsun. Vallahi aklım almıyor. Bana bak, yarın ilk işim sana bir koruma yollamak, aklında mısın? Ya yok, gerek yok. Merak etme, bana bir zararı dokunmaz. Zaten ben dava açacağım bu sefer. Artık susmayacağım. Aa, şöyle ya, bir şey yapmak lazım tabii. Bak, bundan sonra her koşulda, her şartta ben senin arkandayım. Korkmana gerek yok, korkulacak bir şey yok, tamam mı? Atıfcığım, ben buralara birilerinden falan korkarak gelmedim zaten. Sadece seni korumak için ayrılmalıyız, o kadar. Narin Hanım, benim de kendimi korumak için bir takım numaralarım var elbet. Şimdi ayrılırsak ne olacak? Irmak yine çıldıracak. Şüpheleri depreşecek. Deniz'e de bu şüphelerini aktaracak. Deniz şüphelenecek. Sen üzüleceksin. Deniz üzülecek. Herkes üzülecek. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen bana bak. Ne yapacaksın? Görürsün. Yaptığım zaman. İntihar ciddiye alınması gereken bir konu. Irmak Hanım'ın durumunda gerçek amacı ölmek değildi belki ama bir imdat çağrısı var. Yakınlarının bu konuda desteği çok önemli. Hemen tıbbi yardım için İstanbul'da iyi bir hekim bulmalısınız ve bu ihmale gelmeyecek bir durum. Anladım. Çok derin sorunları olduğunu bile bile yardım etmedim ben ona. Hemen alıp doktora götürmem gerekirdi. Esas benim suçum. Ben öyle içli piçim, herkesin içinde patladım kıza. Rezil oldu, kaldıramadı tabii. Of. Ya Deniz, çok kötü hissediyorum ya. Ben tam bir öküzüm. Keşke girmeseydim ikinizin arasına. Onun aklını oynatmasının sebebi Fırat. Bu ilişkiden, bu saplantıdan bir an önce kurtulması lazım. Normal, sevgi dolu bir insan lazım ona. Bu adamla birlikte olmaya devam ederse iyice aklını oynatacak.
Hayır hayatım, öyle deme. Çocuk da mahvoldu. Hayır yani bu Fırat yarın öbür gün çekip gitse... o zaman bu kız... Of. Ya neyse, kapatalım bu konuyu. Bir doktor buluruz, o halleder. Yani ben gerçekten anlamıyorum ne doğru ne yanlış. Sonuçta bu kadın erkek ilişkileri gibi böyle tehlikeli nükleer bir bölgede elini kolunu sallayıp da şuursuz dolaşılmaz. Irmak'cığım bizi çok üzdün. Nasıl oldu? Yani nasıl geldin bu noktaya Irmak? Anlatmak ister misin bana? Çok özür dilerim. Kabul ediyorum özrümü. Ama hepimizi çok korkuttun bak. Ben sana o kadını sorduğumda niyetim kıskançlık yapmak değildi. Natalie ne iş yapıyordu hayatım? Natalie bakanlıkta çalışıyordu. Ben onu öldürmeden önce. Sonra herkesin önünde düşmanca davrandın bana. Hepiniz güldünüz bana. Sonra gece yanımda yatmadın. Çok değersiz hissettim kendimi. Benimle ne kadar mutsuz olduğunu gördüm. Biliyorsun biz aylardır... Ne bileyim, biliyorum. Soğudun benden zaten. Ne zamandır bana dokunmak bile istemiyorsun. Ertesi gün... içimdeki acı çok büyüktü. Birkaç tane hap aldım. Sakinleşmek için, uyuşmak için. İçimdeki acı ve öfke geçmedi. Birkaç tane daha hap aldım. Sonra başıma çok kötü bir ağrı girdi. Ağrı kesici falan aldım. Sonra suya baktım. O kadar sakin ve o kadar huzurlu görünüyordu ki... ben de öyle hissetmek istedim. Kendimi suyun içine bırakıp... uyuyup... bu acıları hissetmemek istedim. İstemiştim sadece. Ve bunu bana veremeyecek kadar nefret dolu gördüm seni. Fırat, ben yılan değilim. Sadece çok acı çekiyorum. Irmak. Bak, kimsenin senden nefret ettiği falan yok. Bu kaygıları at artık kafandan Irmak, ne olur. En başta kendin. Sonra hepimiz sana yardımcı olmak istiyoruz. Çok iyi bir doktorum var. Bak, her şey düzelecek, inan bana. Tamam. Şimdi güzelce dinlen, uyu. Biz hepimiz dışarıdayız. Sabah erkenden eve götüreceğiz seni, söz veriyorum. İyi olacaksın. Hiçbir şey için kaygılanma, tamam mı? Hadi. Kapa gözlerini.
Beni tekrar kollarına aldığın gün ben iyileşeceğim sevgilim. Yemin ediyorum o pislik kadına bırakmayacağım ben seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.